Evet, Rusher vs. Hurts. Kavasan Arabia gelmiş Hart'tan. Rusher'dan da Border Dispute, Myret ve Arena gelmiş. Aşırı seviyor Arena'yı. İlk harita Border Dispute olacak. Hemen ırklara bakalım. Khmer Huns, Bohemians, Malay, Ethiopians, Britons gelmiş Mehmet abiden. Arttan Portekiz, Mayans, Bizans, Burgundians, Goths ve Vietnam. Hangi tarafın ırkları daha güçlü sizce? Aşır arena da Bohemian alır. Malay falan da alabilir belki abi ya. Malay da kötü değil bence arenada. Britons almış. Britons'u da belki seçebilir. Bilmiyorum. Arena için Ütopya da arenada kötü değil. On maç izledim. Rashid'e 8 kere Bohemia oynadı. Seviyor o zaman abi Bohemia'yı. Malay FC yapıp içinden geçer. Bakalım. Bu arada ben neden bunları... Birinci harita ne olacak demiştik. Bakalım hep birlikte. Border Dispute. Yanlış mı seçmişler acaba? Evet. Aynen topçu avantajı bir de Monklar imp'e gittiğinde kaleden tacı aldığın zaman abi şey oluyor. Sadece etten basabiliyorsun. Onda yine ayrı bir avantajı var. Oo, Ert'e bak direkt lehime gidiyor. Mehmet abi güzel çekti ama onu. Aa, Mehmet abi. Scott gidiyor. Ah. Domuzu bir an öldürdü sandım. Ah. Adı işi kaybediyordu Hart. Onun yanlışlarda üniversite öncelikliydi. Gamer diye bir sektör yoktu. Aynen abi eskiden öyleydi ya. Biz de 2000'li yıllarda ben 2000 kaçta? 2004 2005'te gidiyordum biliyor musun şeye internet kafeye falan. Küçüktük ama gidiyorduk. 9 yaşımızda 8 9 yaşımızda gidiyorduk biz de. Hep az dayak yemedim yani. Bu map'i oynamıştınız Mehmet abiyle ilk kez. Aynen bir defa Mehmet abiyle pratik yapmıştık bu map'te. Evet. Hart lane'e geldi şimdi. Oradaki geyikleri çektirmiyor aşırı. Scout'ının canı bayağı azaldığı için. Bakalım acaba bir barak gelir mi Hart'tan? De 12 saniyelik de bir idle town center time'ı var Hart'ın bu arada.
Garip nesildik. Ben dayak yiyorduk valla. Geceleri az toplamadı ya. Bizimkiler beni. İnternet kafelerden. Bazen kaçardık böyle evde. Bir misafir falan geldiğinde çok kaçardık. Benim internet kafe vardı. Ay be. Abi şey böyle bazen misafir gelirdi eve. Böyle işte bizimkiler onlarla falan ilgilenirdi. Fırsat bulurduk gece ama vın misafir varken hazır topuk internet kafeye giderdik. Sonra 4 saat 5 saat gece 12 olmuş. Misafir kalkmış gitmiş. Ortada yok. Benim takıldığım internet kafe de çok yakında eve. Annem babam az gelip beni orada söylene söyle eve götürmedi yani. 9-10 yaşlardayım bir de bu zamanda. Annemden iyi dayak yiyordum ya. Kasvanın maç kaç kaç bitti. 3-0 aldı abi Kasva. Şimdi gurur duyuyor. Hala diyor ki boş işlerle uğraşırsın. Elli kuruşa masa açtırırdık. Ey gidi günler. Her ne ya? Mehmet hocama ayıp etmiş kurayı çeken. Abidal çekti ya kurayı Mehmet hocaya. Biz gurur diyoruz onları bilmem de. Eyvallah abim. Evet şimdi Archer Ench geliyor. Manet açmadı. Archer Ench de Rusher'dan geldi. Skirmisher. Artı Spear mi oynayacak acaba? Yani ben şu an Rusher'ın pozisyonunu daha çok beğendim arkadaşlar. Kmersin farmları açınca hızlı çalışıyorsun. Ama şu olay işte çok erken. Yani şu stable çok erken. En az bir 4-5 farm açılması gerekiyordu bence. Bakalım. Yani şu iki Skirmisher'dan çok bir hasar yemezsin yani. Spear da geliyor da. Nasıl farmlara dalıyor? Arkaya yeni farm aç şunlarla. Oyun canlı değil mi? Canlı canlı. Şaka ya, rekord game'ler arkadaşlar. Lisede ilk 15 günün 14,5 günü okula gitmemiştim. Öğretmen oldum 5. yılım. Ya size bir lisede okula gitmeme anımı anlatayım. Beni Age of'a başlatan arkadaşım Ömer diye liseden bir arkadaşım. Onunla bir gün dersten kaçıp neyse şundan sonra anlatayım. Kötü fight bu arada Rusher için. Çok kötü bir fight. Oradaki bütün archer'ları kaybetti. Scout'ların canı az. Yani girmemesi gerekiyordu aslında. O skirmler arkaya gelmeyene kadar girmemesi lazımdı. Bir de farmları da arkaya doğru açması gerekiyor Rusher'ın. Yani şu an orada da çok geriye düştü. Yani Blacksmith geliyor. Evet bir gün Ömer'le okuldan kaçtık. Şeye gittik. İnternet kafeye Age of atıyoruz arkadaşlarla.
Babam gitmiş okula işte durumumu sormaya falan. Beni çağırmışlar. Ben okulda yokum falan. Akşam eve gidiyorum, çok yoruldum falan, numara yapıyorum bugün. Babam diyor nasıl geçti falan, nasıl bugün. Sonra bana bir tane yapıştırdı. Ulan ben gittim, sen okulda yoktun falan. Herkesin vardır böyle bir anısı ya. Age of yüzünden dayak bile yedik yani, düşün. Çok tatlı ama. Ona baş koy. Mehmet abi. Yani şu an hala Rusher'ın ekosu Art'ın ekosundan daha iyi. Ama orduyu çok kötü kontrol etti. Eğer o ilk baştaki fight'ı biraz sabırlı davransaydı, düzgün kontrol etseydi, Fletching artı orduya işte atlılara bir forging alsaydı Mehmet abi, şu an çok daha avantajlı durumdaydı. Çünkü orada baya bir Archer kaybetti Mehmet abi. Şu anda kaybetmeye devam ediyor. Orduyu çok sağda solda çarçur etmiş. Artın elo kaç? 2800. Hani sürekli ordu birikmek durumunda kaldı, o yüzden Mehmet abi. Ya daha iyi değil ya. İşte kontroller değişiyor abi. Bazı oyuncunun Age of, şey, futboldaki hakimiyet gibi düşün. Bazısının işte top hakimiyeti iyidir, bazısının dribbling iyidir, bazısının fiziği iyidir. Yani Age of'ta da bazı oyuncu Skirm'le daha iyi oynar, bazısı Scott'la daha iyi oynar, bazısı Archer'la daha iyi oynar, bazısı Siege'le daha iyi oynar. Mehmet abi mesela şu an çok kötü fight'lar veriyor. Yani bu fight'ı alması lazım normalde ama çok yakın bitirdi yine. Yani rakibin skirmler temizlenmedi. 3 scout kaldı, 2 tane şey kaldı, skirm kaldı. Biraz daha fight'ları yakın bitirse Mehmet abi, bence bu oyunda çok daha avantajlı pozisyondaydı. Ama şu an Hart avantajı eline geçirdi çünkü çağ bastı. Stable'ları atıyor ve bu map'te çok yakınsın. Hani atıyorum 30 saniye geç geçtin ya da 1 dakika geç geçtin Castle'a. Eğer rakiple başa başsan yani tutman çok zor. Aşırla hiç biri ve biri attınız mı sizden? Anlamadım sorunu. Mehmet abiyle vs attık ama. Evet, 22-12. Kill death baya kötü. Idle Town Center da baya fazla. Yani şimdi işçilerle gidiyor. 10 işçiyle taşa girmiş Mehmet abi. Sağdan soldan bir... Çevreleme. Ne şu an ben ama eskiden Mehmet abi de iyi olduğu zamanlar varmış tabi. Zamanında Türkiye'nin birincisiymiş adam. Oraya gitmiş. Bir temsil etmiş.
Evet, Kessel'a hiç geldi. CC durum 1-0 Hart ilk oyunu alıyor. 14 skor Monus Scott. Şu an niye hiç Koreli Japon yok bu oyunu? Yani var da çok az. Koreli galiba, Koreli var mı ya? Koreli yok gibi. Eskiden çok vardı. Evet, military 14'e 20. Ekonomide 1000 ekonomi daha fazla toplamış Hart. APM 91'e 61. Chart var aynen. Japon. Ne zaman gitmişti? 2002'de mi? Civarlarda. 2000'de mi? Öyle şey. Evet, oyun 2. Rusher vs. Hearts. Ben geçelim. Oyun daha erken çıktı ya. Benim maçları nereden izleyebilirsin? YouTube'a da atacağım. Yarın sabah yüklenmiş olur herhalde. Onun dışında yayın geçmişinden de izleyebilirsin. Evet, Arena. Burgundians vs. Britons. Siz hangi ırkı alırdınız? Ben herhalde bu matchup'ta Britons'u tercih ederdim ya. Bohemia almadı aynen abi, şaşırttı seni. O maçların kaydı olsa da izleyebilsek 2000'li yıllarda nasıldı acaba prolar? Yani oyun stili, metalar falan çok bambaşkaydı. YouTube'da bazı eski kayıtlar var ama arena çok değişik gözüküyor. Değişik değil aslında. Normal arena. Evet. Burgundia'da eco upgrade'lerini erkenden alabiliyorsun. Hart'ta şu an eco upgrade'ini almış zaten Odun. Viper'ın çok eski videoları var bu arada kanalında. YouTube kanalında. 10 yıl öncesine ait videoları var böyle, 2013'te falan. Merak edenler bakabilir. O zamanki oyun tarzı Age of. Eski bambaşkaydı ya böyle. Değişti yani. Biz mesela arkadaşlar eskiden ne yapardık? Geçen yine o muhabbet döndü. Age of'ta eskiden rekord game'leri şey yapamıyordun yani. Direkt izleyemiyordun. Böyle rekord game'leri paylaşırlardı sitelerden. Sonra o rekord game'i indirirdik. Zonda. Zon. Oradan indirirdik. Ondan sonra şey yapardık onları. İşte atıyorum Davut Map şey Best of 21 rekord game'leri atıyordu, işte Chris'le olan maçlar, şunlar falan. Onları indirirdik. Liseden arkadaşlarla oturup açar tek tek izlerdik. Rekord izlerdik yani. Film gibi çekirdeği alıyorduk böyle, vay be nasıl oynamış. Oyunu rekord olarak oynatıp izliyorduk. Hatta geçen yıla kadar o bütün rekordlar bende duruyor ama hani o eski rekordları oynatamıyorsun. Keşke öyle bir program yapsalar da
Hani eski rekortları da oynatabileceğim bir alan olsa böyle izleyebileceğin. Hangi gruptan ya? Ha, lise grubundan mı? Onların hepsi bıraktı ya. Şu an bana çekirdek kola yapıyorum. Maalesef onların hepsi bıraktı. İlk başta hep başa baş oynuyorduk. En noobları bendim. Hep pike basıyordum, böyle mızrak falan şekilli geliyordu. Sonra ben bunları 1v3, 1v4 almaya başlayınca hepsi bıraktılar. Başka oyunlara yöneldiler çoğu. Evet, iki tarafta bulunuyor. Biraz hızlandıralım isterseniz buraları ya. Çünkü ekstra bir şey dönmeyecek. İki tarafta FC yapıyor. Evet, Hard'dan Barak. Aşırı bastı çağ. Stable Market geldi şimdi Hard'dan. Odun upgrade'i büyük bir ihtimalle Heavy Plow'u da alacak. Almadı Heavy Plow'u. Interesting. Tuhaf. Evet, birkaç tane Scout. Bu arada Rusher. O da market Blacksmith atmış. Bumlayacak. Relikleri önemsemeyecek. Mehmet abi, Wobbly'den tanıyor muydun? Tanıyordum Mehmet abi Wobbly'den. Yani çok fazla birlikte oyun oynamıyorduk ama tanıyordum ismini falan. Vs atıyorduk arada. Evet, şimdi Art'ta 3 TC atıyor. İşçi sayısında başa başlar. Bu arada Hark almadı Heavy Plow'u. O belki birazdan alır. Manastır'ı attı. Relikleri alacak. Like yapmadı bu arada. Aşır scout'ını kaybettin mi? Yok, kaybetmemiş. Birinci relik geliyor. Heavy Plow da geliyor şimdi. Rusher'ın bir Taunt Center daha atması lazım. O da bir tane işçi daha taşa vermiş. Burgundians'ın da Eko çok iyi geliyor ya. Bonjour. Relikleri de aldı. İşçi sayısında zaten 5 işçi geride. Yani çok bir, hatta 5 işçi bile değil. 4 işçi ama o süre var. 5 rally'yi de aldığı zaman Eko'da çok daha avantajlı konuma geçiyor Bohemians. Bence çok avantajlı relikleri toplamak. Bir dördüncü Town Center geliyor şimdi. Aşır atmadı henüz dördüncü Town Center'ı. Ha, dördüncü Town Center'ı atmayacak herhalde. Direkt kale atacak gibi Aşır. Beğenmedim bu taktiği. Dördüncü Town Center'ı biri tonla bence mutlaka, hatta belki beşi bile atması lazım. Ne düşünüyorsunuz? Ton Center mı? Bence 4 ya da 5 Ton Center çok daha mantıklı olurdu.
Yani şu an kaç relik? 3 relik. Bu relik de gelecek birazdan. 5 relik olacak. İşçi sayısında 5 işçilik park var. Heavy plow da geliyor. Şey de geliyor. Handcart da geliyor. Eko uçacak. Taşa da girdi şimdi Hart'ta. Onun da kalelik ekosu gelecek. Yani şu an benim oyundan analiz ettiğim olay ne biliyor musun? Yani Mehmet abi taşa girdi. Dördüncü ton sentri atmadı. Sanki ileriye böyle bir kale atıp hızlı bir şekilde rakibi puşlamaya çalışacakmış gibi bir havası var şu an. Ama bu taktik bence Burgundia'ya karşı işleyecek bir taktik değil. Yani eğer böyle bir taktik yapsa zaten işlemez. Böyle bir taktik yapmayıp base'e atsa kalesini falan. Onun için de 4. 5. ton center'ı atmaması biraz tuhaf. Hani base'e atacaksan kaleyi 4. 5. ton center'ı at, sonra kaleni atarsın. O mantığı anlayamadım. Bakalım ne yapacak? Aa, Hart'a bak çok akıllı. Şimdi ilk attığı manastırı öne atmıştı. Şimdi ileriye gelecek bir agresif saldırı işte kale traplerle manastırı düşer diye direkt relikleri arkaya taşıyor. Evet. Ya işte de şu an geriye düştük. 5 tane relik rakipte. Handkarta yeni alıyoruz. Rakipte handkart da var. Durum pek iç açıcı görünmüyor. Castle işte Cavalier upgrade'ini alabiliyorsun bu arada. Burgundians'ta öyle bir özelliği var. Cavalier upgrade'i geliyor. Imperial Age ekonomi upgrade'leri geliyor. Dışarıya bir kale. Evet, bahsettiğim olay eğer kaleyi buraya atacaksan çok ucuza TC atabiliyorsun zaten Britonla. 2 ton center daha atabilirdi Rusher. Çok rahat çalıştırırdı. Güzel et ekosu vardı. Hani belki şu an 20 işçi, 15-20 işçi önde olabilirdi. Conscription geliyor. Evet, map controller rusher şeyde hard'da Imperial Age geldi. Rusher'dan hatta şimdi Imperial Age'e geçecek. Evet, Paladin artı herhalde Skirmisher göreceğiz. Genellikle Burgundia'da öyle bir oyun stili oluyor. Adam direkt pala basacak. Evet, Paladin upgrade'ini alacak birazdan. Chemistry geldi. Belki Hand Cannoneer'da basabilir. What? The fuck? Briton Cavalier. Britonla Cavalier yapıyorum Mehmet abi. Herhalde rakip Skirmisher falan açar diye düşündü. Bir akıl oyunu yapayım dedi. Ya da Cavalry Pike. Yani belki rakip Skorm falan açsaydı olabilirdi ama yine Hand Cannoneer dönmesi çok çabuk olur. Beğenmedim yine bu taktiği. Şu
Şu an Halp artık Cavalier yapıyor. Rakip bir şey bassa tüfekçi. İkisini de alıyorsun zaten. Orada raid'e girmeye çalışacak Hart. Petardlar gidiyor. O petardlar kaleyi de yıkabilir belki. Bakalım gördü kaleyi. Dalarsa yıkar. Kaleye aklı almayacak. Aa, quick wall. Petatlara. Yüzüklerin Efendisi'nde koşuyor, dalıyor ya kalenin altına. Öyle oldu. Girdi paladinler içeriye. Onlar baya bir Ekko'ya idle bırakacak ya. Doubt. Thanks for the raid. I hope you had a good stream. Welcome guys. So we are casting Warlord's waiting room matches. Gonna be probably last match of the day. Channel language is Turkish. So if you guys enjoy, you guys can watch the this series. Hard playing versus Galax Rusher. Rusher is Turkish player. Welcome, welcome. Evet. Paladin artı Hand Cannoneer. Devam ediyor. İşçi sayısı bayağı bir düştü Rusher'dan. Ortaya da bir kale geldi. Yani Halberd artı direkt Longbow kombosu çok daha iyi olurdu ya. Çok çok daha iyi olurdu. Evet, şimdi trap de gidecek. Kaleyi kurabilecek mi bakalım. Kaleyi kurdurtmadı. Evet, popülasyonlar hala birbirine çok yakın. Yani Mehmet abinin Cavalier başlama sebebi derken adamı körme döndürtmüyor en azından diyecektim. Ama GG geldi. Durum 2-0. EPM'ler 77'ye 48. Yarınki muhtemel GS her maçı gibi oldu. Yarın Galatasaray kazanır bu arada. 112'ye 53. Ekonomi 10K'ya yakın daha fazla toplamış. Eş time'ları Yıldet Villager 131. Evet. Sıradaki maça geçelim. Rusher vs. Heart game number 3. Map Miret. Adam ayıp olacak diye daha castle ayıp olmaz ya. Map Miret. Bu şekilde Nomad açılışlı bir harita. Tarafta silahla başlıyorsun ve TC'yi atman gerekiyor ama Mehmet abi çok arkaya gitti.
Çok daha iyi bir yer buldu. Mehmet abinin olduğu yer çok kötü. Domuzlara çok uzak. Umarım 3-5'ini birlikte çekebilir. Maçlar oynandı mı? Abi canlı mı izliyoruz? Bunlar oynandı dostum. Ama Perşembe, Cuma ve Cuma Perşembe ve Cuma maçları canlı olacak. Aşırı çekemedi. Konu burada. Al bak. Mantıklı mı? Bilmiyorum. Ev atmıyorsun. Ama eksi 100 olduğunla başlıyorsun. Bilmiyorum, mantıklı da olabilir. Nomad haritalarında onu çok beğenmiyorum aslında. Ya işte mesela sıkıntı şurada. Adam şunları çok çabuk çekebilir. Hemen dibinde yani. Baksana TC de burada. Tak diye çekebilir yani. Mehmet abinin şunları toplu hale getirmesi lazım. Onu da toplu halde getireyim derken rakip scout'la bloklayacak baya. Sıkıntı. Ama baksana kaç tane çekti ya. Daha 3 tane de domuzu var burada. Mehmet abi blok blok. Gitti işçiler. Daha Mehmet abim gidecek de buradan domuz çalacak da adam hepsini çekti. Abi gidip bunu da çalmasın sakın. Abi dalma domuz kaldı. Ben abi şimdi de seviyordur var ya. O işte oraya gitti şu an. Abi bir tane mi domuz çektik? İki tane çekmişiz galiba. Şunu da çekersek inşallah. Haram diye çekmedim. Onu da çekiyoruz. Yani bu map'i de Mehmet abi seçti yani. Mehmet abinin home map'i. Şu Mehmet abinin ses kaydı olsa. Evet. Domuz kalmadı. Ha, iki tane varmış. Bakalım Mert nasıl oynayacak? Ha, o kadar çok domuz çekti ki ya. Bu arada Mert bir tane işçi kaybetti arkadaşlar. Ha, kaybetmemiş. Pardon. Bu da işçi öldü sandım da. Mehmet abiden bir işçi almış da. Ha, Hasut oldu. Hasut. Gerçi Hasut olmadı. Çağ bastı. Evet. İki tane domuzu çekmiyor valla. Mehmet abi artık korkudan yaklaşamıyor oraya, işçileri falan. Yollayıp da o domuzları alayım demiyor yani. NBA set today. I don't know. Maybe I can cast tomorrow because we are streaming 8 hours, almost 9 hours. But if you guys want, maybe I can cast NBA series as well. I don't know. I will decide after this series. Do you guys wanna watch NBA series as well? Evet, bu domuzları daha hala çekmedi. Barak attı. Sure. Evet, bir tane de mil. NBA vs. Yax. The Legend. Evet, Arch Challenge geldi bu arada Hart'tan.
Blacksmith. Yax the Legend vs. Envy. Dedim ben. Mehmet abi taşa girmiş. Challenge atacak ve tower atacak. Tower için alanı var mı? Evet, Junk Tower'ı. Buraya atsan adam oradan odun toplamıyor. Buraya atsan rakip base'in çok arkasındaki adam gördü da. Ah be, kötü oldu orada. Info'yu aldı. Evet. Bir spear'la aldı info'yu. Bir tane Archer Spear'la da nereye gitti? Oradan da bir iş aldı. Güzel tower bu arada. Güzel tower. Hem base'e de defans bir tower atıyor Aşır. Hem map çok kolay kapanıyor aslında. Şurayı Mehmet abi güzel explore etse çok basit kapatacak haritayı. Buraya bir palasite, şuraya tak kapalısın. İsa Idol bayağı bir fazla pressure'da. Buradan bir iş aldı. Güzel. One more. Bir tane daha almadı. Buraya dikkat et Mehmet abi. Trap yapabilir bu adam seni. Palasite tutabilir. İşçi daha düştü Rusher'dan. 25'e 30 işçi sayısı. 5 işçi gerideyiz. Çok gerideyiz ya. Tower atacak. Buraya mı atacak acaba? Tower daha geliyor. Peki olduğunu toplattırmıyor ya. Burada altın topluyor. Mehmet abi oduncuları nerede? Burada. Art da taşa girdi. Mehmet abi de şu an hiçbir eco upgrade yok. Oyundaki hiçbir teknoloji upgrade'i yok. Hatta da bir tane var gerçi. Tower'dan geliyor. Ha, Castle Age'e o da uzak ya. Farm sayısı çok az şu an Heart'ın. Hani et ekosu da doğru düzgün yok. Şimdi mil atıyor bu tarafa. Arkada da bir çilek var. Bu arada da çilek varmış aslında. Ha, 2-3 tane. Bir tane falan var. Mehmet abinin moral gitti. İkinci baştan sonra ne olacaksa olsun modunda takılıyor. Hemen tower'lar falan. Biraz o modda gibi. Hani şu 5 işçi dolanıyor sağda solda. İse altından geçecek herhalde. Mehmet abi. Mehmet abi. Mehmet abi. Darkan GG. Art durumu 3-0 yaptı. Evet. Art. Bayağı sağlam oyuncu.
Ekonomide 1200 daha fazla. Evet, domuz alamadım Mehmet abi ya. Çok fazla domuz kaptırdı. Domination.